Konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Sedef Yücel. Hocamla bugün çok önemli başlıkları konuşuyoruz aslında, merak ettiğimiz. Hocamın dediği gibi sosyal medyada o kadar çok bilgi var ki, doğru ve yanlış. Biz istedik ki bugün doğru olanları hocamın aslında doğru ağızdan, doğru kişiden öğrenelim. Nedir, ne değildir, neler yapmamız gerekiyor. Özellikle kış mevsiminde. Hocam kimyasal peelingde kalmıştık. Devam edelim. Çünkü süremiz çok fazla yok ve konuşacağımız başlık çok fazla aslında. Programı reklama giderken dedim ki hani uygun adaylar vardır, uygun olmayan adaylar vardır. Bilmediğimiz için işte göz kapağı düşüklüğüne de iyi gelir mi? Gıdı sarkmasına, yüz gerdirmeye, kaş kaldırmaya. Bu gibi bildiğimiz, aslında doğru bildiğimiz yanlışlar da var. Bizi nasıl aydınlatırsınız? Kaç seans yine uygulanır veya uygulanmaz? Öncesinde, sonrasında hani eve gittik, duş almak gerekiyor mu? Sıcak su uygulamak gerekiyor mu? Bu konuda da bizi aydınlatırsanız seviniriz. Tabii yani işlemleri kullanılan endikasyon, yani cilt problemine göre tek başına veya kombine olarak kullanabiliyoruz. Bu bizim bugün konuştuklarımız arasında özellikle sarkmaları ve cildi toparlama, göz kapaklarını yenileme, göz kapaklarındaki sarkmayı, düşüklüğü azaltma, ciltte bir toparlanma sağlayan yöntem olarak fraksiyonel lazeri en başta sayabilirim. Fraksiyonel lazer çünkü yüzeyde de bir yenilenmeyi sağladığı için uzun dönemde tightening dediğimiz sıkılaşma yapıyor. Toparlama yapıyor. Göz kapaklarında da biz özellikle sıkılaşma, kırışıklıklarından arınma için fraksiyonel lazeri özel endikasyonla kullanabiliyoruz. Yalnız burada ben şunu belirtmek istiyorum. Bu cihazlar göz kapaklarına uygulandığı zaman ne kadar lazer dalga boyu derin dokuya ulaşmıyor diye düşünsek de göz kapağımız ince. O yüzden kurşun alaşım göz içi küreler kullanıyoruz. Yani gözün içerisine özel bir küre yerleştiriyoruz. O küreyi yerleştirdikten sonra hasta gözünü kapatıyor. Biz dışarıdan çalışıyoruz. Bunu yaptığımız zaman gözümüz için en güvenilir uygulama yöntemi oluyor. Zarar vermiyor aslında. Zarar kurumuş vermiyor. Oluyorsunuz. Evet. Yani biz kliniğimizde mesela bu şekilde uyguluyoruz. Evet. Çok fazla bu şekilde uygulayan yok. Bazen aklımıza geliyor. Yani göz kenarına atışlar yapılıyor ama göze zarar veriyor mu acaba? Yani hani normalde dalga boyu çok derin değil. Bunları düşünüyoruz kişi olarak. Evet. Ama daha güvenilir olması için ben göz içi küre kullanıyorum. Evet. Yani bilmediğiniz merdiven altı ya da şunu yaparız, bu cihazla yaparız denen yerlere gitmeyin. Yine uzman ellere, dermatologlara kendinizi bırakın ki Allah korusun, yani gözünüzün kenarındaki o yağ bezelerinden, kırışıklıklardan kurtulalım derken göz içine, göz bebeğinize zarar vermesinler. Aynen. Değil hani Hipokrat'ın bizlerde bıraktığı izi düşünürsek, yeminimizi düşünürsek, bizim kurallarımızdan biri neydi? Önce zarar verme. Yani birinci kuralımız bu. Önce zarar verme doktorların. İşte bunu da düşünürsek yani en güvenli olarak uygulamamız gerekiyor. Kesinlikle. Bunu siz kefeye koyuyorsunuz. Aynen. Evet. Hocam seans önemli midir burada yine? Kimyasal peelingde mi? Tabii ki bu da seanslı. Yani bugün konuştuğumuz işlemlerin hepsi seanslı. Ortalama olarak yine 4-6 seans yapıyoruz. Cildin yenilenmesini, o soyulma aşamasının tamamlanmasını beklememiz gerekiyor. Bu da ortalama olarak 2 haftanın üstündedir. Yani ben ne yapıyorum? Daha güvenli olması açısından 1 ay diyorum. Yani ayda bir şeklinde kimyasal peelingi uygulayabiliyoruz. Evet. Aklınıza gelebilir. Benim de aklıma geldi. Hocama sordum ama burada fiyat veremiyoruz. Hani çok pahalı işlemler midir? Tabii ki değil. Hani bir internette de araştırıyorsunuz. Bir İstanbul'da yaptıracağınız işlemi Malatya'da daha uyguna yaptırabilirsiniz. Hem de emin ellerde. Hocam zaten her zaman söylüyor. Görüşmeye gelebilirsiniz. İlk görüşmeler dediğiniz gibi ücretsiz. Bakıyorsunuz, kişiyi ona göre değerlendiriyorsunuz. Ama öyle aman aman çok pahalı işlemler de değil. Sadece bunu söyleyebilirim. Evet. Size altını çizebilirim. Evet hocam, isterseniz fraksiyonel lazeri konuştuk, kimyasal peelingi konuştuk. Devam edelim. Çünkü evet, karbon peelingle devam edelim. Sırasına göre gitmek istiyorum. Sonrasında leke lazeri ve dermapani konuşacağız. Karbon peeling nedir hocam? Hani isimler farklı. Kimyasal peeling, karbon peeling, leke lazeri. Aynı işlemi görmüyor yüzde aslında. Çok farklı iyileştirmeler söz konusu. Nedir karbon peeling? Evet. Karbon peeling deyince işte yani tabii karbon işte nedir, nasıl yapılıyor, peeling kısmını biliyoruz da bu peeling nasıl uygulanıyor? Biraz önce kimyasal akla dediniz, geliyor. Bilmediğimiz için aynen. Acaba kimyasal ürünlerle mi yapılıyor evet. Dedik ama siz şimdi açıklamasını normalde, yaptınız. Aynen, kimyasal peelingi anlattık, orada içeriğindeki maddeler sayesinde deri yüzeyinde yenilenme.
Mekanik peeling bu cilt bakımlarında yapılan veya kişinin kendi yaptığı öyle gözeneğin içine girip çıkan mikro kürecikler var. Evet. Sürüyorsunuz. Mekanik evet. diyoruz biz buna. Evet. Yani dışarıdan evet. böyle evet. travma yaratarak ölü deri yatmaya çalışan mekanik peelingler ki bunlar çok fazla etkili değiller. Evet. Kişinin kendi başına uygulayacağı şeyler zaten daha az etkili olanlardır. Etki gücü arttıkça kontrol ve riskler artar. O yüzden bizler yapıyoruz bu işi. Karbon peeling işin içerisinde lazer sistemlerinin de olduğu bir peeling şekli. Karbon kısmı yüzüne karbon sürmemizden gelir. Yani cildin dışına aktif karbon uyguluyoruz. Karbonu sürüyoruz. Bildiğimiz kömürü biliyorsunuz. Hani onun içerisinde de var olan o karbon maddesinin özellikle karbon peelinge uygun hallere getirilerek oluşturulduğu solüsyonları biz yüze uyguluyoruz. Ve Q-switch lazerleri kullanıyoruz burada. Yani Q-switch lazer karbon peeling için en ideal lazer türüdür. Normalde Q-switch nedir? Dövme lazeri. Dövme silme lazeridir. Q-switch nedir? Leke lazeridir. Evet. Q-switch aynı zamanda karbon peeling lazeridir. Hı hı. Biz dövmeyi nasıl dövmedeki pigmenti görüp bu lazer yakıyorsa sürdüğümüz karbonu da bir nevi pigment gibi algılayarak bunlara atış yaptığımızda o pigmenti yok ediyor. Karbonu yok ediyor. Ne kadar süre bekliyor ciltte hocam? Karbon mu? Aynen. 15-20 dakika karbonun kurumasını bekliyoruz. O ne çok kalı ne çok ince sürülmesi lazım. Sonra Q-switch lazerlerle tüm yüzü tarayarak bu karbonu siliyoruz. Yok ediyoruz. Bu sırada lazer atışları karbonu görüp deriye o ışığı gönderdiği alanlarda ne gibi değişiklikler yapıyor? Evet. Şunu yapıyor. Aynen o önemli. Yani yine gözenekleri sıkılaştırıyor mu, sayfaları evet. toparlıyor mu, sivilceleri iyi geliyor mu? Evet. Orada işte yine aynı mekanizma, gözenekler atılan lazer ışığı, deride ismi üstünde peeling kelimesini niye kullandık? Çünkü bu deri yüzey yenileme sağlar. Deri yüzey yenileme sağlamasından kaynaklı gözeneklerde küçülme, alacalı yüz görünümünde düzelme. Yeni bir şey girdi bakın. Yani kısmen böyle lekeli ya da işte hocam şuralarım koyu, burası açık. Hocam şurada böyle küçük küçük çil gibi şeylerim var. Dumanlı yüz der halk arasında. Sigara içtim böyle yüzümün bir rengi böyle alacalı bulacalı oldu. Aynen. İşte bu tür görüntülerde özellikle düzelme, gözeneklerde küçülme, ciltte bir yenilenme, parlama, çünkü peeling var işin içinde, parlama olacaktır. Genç hücreler yüzeye çıktı. Aynen, hızla çıktı. Hızla çıktı. Bir parlama, ince kırışıklıklarda da kısmen faydası olan bir yöntem. Yine komedonu bastırması ve lazer sistemi oluşu iltihaplı sivilceleri de söndürme, yani onların o döngüsünü yavaşlatma özelliğine sahip olduğu için akne tedavisinde de aslında çok şiddetli aknelerde değil ama belli bir kriteri var onun. Aknelerin yavaşlaması, durması gibi amaçlarımız var. Yani en büyük üstünlüğü hafiftir. Yaz kış yapılabilir. Hani bugün konuştuklarımız evet bugün konuştuklarımız arasında yaz kış yapılabilen özellikle karbon peelingdir. Çok rahat yapılabilir. Hafiftir. Bunun seans sayısı çoktur. Hafif olduğu için diğerlerine göre. Mesela biraz önce dediniz ki bir önceki konuda ayda bir. Yani evet. biz bunu iki haftada bir yaptırabilir miyiz? Bunu 20 günde bir öneriyorum ben. Seans yine kişiden kişiye değişir mi hocam? Yani bir 10 seansa yakın gelinmesini ben öneriyorum. Çünkü ideal bir görüntüye kavuşmak için karbon peeling de bağımlılık yapan uygulamalardandır. Peki hocam botox karbon gibi. Peelingi yaptırdım diyelim. Kendi üzerimden örnek vereyim. Sizler de benim gibi düşünüyorsunuzdur evet. belki sevgili izleyenler. Bugün başladım. Evet. 20 günde bir düzenli bir şekilde gelip evet. karbon peelingimi yaptırdım. 10 seansı tamamladım. Ondan sonra yaptırmak gerekiyor mu yoksa Nazlı Hanım bu sizi 50 yaşına kadar götürür cildiniz toparladı der misiniz? Ha yok, idame atışlar gerekir. Yani o yüzeyi yenilediniz. Hı hı. Siz o yüzey yenileme olayını bıraktığınızda
tamamen bıraktığınızda... Geriye döner miyim yine? Tabii ki dönüyor. Dönüyor, şöyle dönüyor. Yaptığı kısım geri dönmüyor. Ama yaşlanma, derinin kendini örtme... Hava kirliliği, çevresel faktörler, güneş, evet. Bunlar etkiliyor. Bütün işlemler böyledir. Yani biz bir şey yaptırdık, cildimize bir dinamizm, genç bir görünüm kattık. Bunu sürdürebilmek için idame tedavisi gerekir. 4-6 seans yaptığınız işlemi senede 1-2 yaparsınız. 10 seans yükleme tedavisi yaptığınız şeyin idamesini senede 3-4 kere yapabilirsiniz. Yani o zaman o seansların arasını kısaltmış, uzatmış, uzatıyoruz. Aynen. Peki kullandığımız ürünler burada önemli mi? Karbon peelingi yaptırdım ama doğru ürün kullanmıyorsam, sizin söylediklerinize uymuyorsam, hani bu da etkiler mi o süreci, uzatır yani ya da kesinlikle. Kısaltır mı? Yani bu bir döngü, bu bir denge. Yani siz derinizin dengesini bozduğunuz zaman her zaman olumsuz yöne doğru gitmeyi de belirleyen siz olursunuz. Daha iyi yapan da siz. Yani diyelim ki biz cildin önünü açtık, gözeneklere nefes aldırdık, komedonların siyah noktaların hepsini temizledik ve döngüyü hızlandırdık. Ama hasta gitti her gün 3 kat, 4 kat yoğun makyaj yaptı. Makyajları, malzemeleri inanılmaz komedojenikti, yani komedon yapan, tıkayıcı. İyi temizlemedi, bunları arındırmadı akşam. Cildini nemlendirmedi. O tabakalar yüzdeyken sabah kalktı bir daha makyaj yaptı. Makyaj yaptı, İstediğiniz kapattı. İstediğiniz kadar bu işlemleri yaptırın. Aynen. Evet. Şimdi ne olur o zaman? Şöyle olur yani biz yaparken o bozmuş olur. Evet. Yani bu bir denge. Yani bir belli bir miktar makyajı yapabilmek için o gözenekleri açık tutacak bakımı veya tedavi de alıyor olmanız gerekir. Eğer siz onu yapmıyorsanız, makyaj yaptıkça cildiniz bozulur, komedonlarınız artar. Hele de ürünlere hiç girmiyorum, makyaj ürünlerinin kalitesizlerine. Sonunda bir onunla ilgili sorum olacak ama. Tabii. Yani cildimiz bozuldukça bozukluğu kapatmak için daha fazla makyaj, daha kalın tabakalar, daha kalın tabaka daha fazla cilt bozulması. Nedir? Kısır döngü. Kısır döngü. Yani ben görüyorum, hani böyle bakıyorum aşırı kalın fondötenler, derm coverlar, deri örtücüler sürülmüş. Hele ki bugünlerde böyle inanılmaz kusursuz ve çok farklı kişiye dönüşüme sağlayan makyajlar patladı ya hani sosyal medyada. Herkes aynısını yapmaya çalışıyor. Şimdi bunlar bu malzemeleri kullanıp sürdükçe bu yakından baksanız inanılmaz derecede pütürlü ve komedonlu bir yüz görürsünüz. Onları kapatmak için daha kalın tabakalar sürüyorlar. Bir onları yani, temizleseler aslında o yüzde, o ciltte neler olduğunu görecekler. Aynen şöyle, o dengeyi bozmamak lazım. Evet. Yani dengeyi korumak lazım. Belli bir miktar makyaj yapıyorsanız, iyi arındırıp cildinize peeling yapan işlem olur, ürün olur, uygulama olur. Bir şeyler yapacaksınız ki ve iyi nemlendireceksiniz ki o makyajın yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırasınız. Evet. O dengeyi bozmamak lazım. Hocam. Cildimize makyaj yapıyoruz, onu temizliyoruz. Gece hücreler daha mı çok çalışıyor ya da kendini yeniliyor açıkçası? Şöyle. Biz onu böyle biliyoruz ama doğru mu biliyoruz acaba? Öyle çok özellikle bir durum söz konusu değil ama cildimizin dinlendiği saatler, herhangi bir şeye maruz kalmadığı saatler, özellikle gece yatarken cildi ne şekilde bıraktığınız çok önemli o yüzden. Evet. Yani ben hep hastalarıma şunu söylerim, rutindir. Geceyi boş geçirmeyin. Cildiniz için. Boş geçirmeyin. Aslında bütün organlarımız için öyle değil midir? Aynen. Vücudun hepsini böyle tek mekanizma olarak düşünmek gerekiyor. Kesinlikle. Yani mesela ne demek? Yani o akşam bir anti-aging ürün sürersiniz. O sabaha kadar çalışacak yüzünüzde. Onu diyorum, evet. Ondan sonra siz ne yaptınız? Bir peeling ürünü sürdünüz. Kimyasal peeling yapan tabii ki bu hekimin verdiği ve belli oranda yapan. Doğru, öyle çünkü abartılısı sabah kızarmış bir yüzle de hızlı kaldırabilir. Evet. Gece boyu o çalışır. Yoğun nem maskesi sağlayan 24-48 saate kadar etkili nem depolayan kremler var mesela bizde de mevcut. Ne yapıyor? Siz onu sürdünüz, sabah kalktığınızda böyle daha gergin, parlak, neme doymuş bir cilt. Çünkü gece onlar çalışacak. Deriyi neme doyuracak, deriyi yenileyecek, peeling yapacak. Siyah noktanız var. Siyah nokta giderici kremi sürdünüz, sabah yıkadınız. Siyah nokta oluşumu durduracak. Yani mevcut olanların dışarı atılmasını tonikledi sağlayacak. Tonikledi.
gözenekleri sıkılaştıracak. Küçüldünüz. Evet. Yani iyi arındırıp. Kalkar kalkmaz da güneş kreminizi lütfen yaz kış demeyin, sürün. Sürün. Bunun da bilgisini vermiş kesinlikle olalım bir kez daha. Evet hocam, zararı var mı diye belki akıllara gelebilir izleyicilerin. Zararı var mıdır? Çok hafiftir. Çok yan etkisi yan var etki, mıdır? Şeyi çok düşük, profili çok çok düşük. Hani özel tabii ki deri hastalığı, güneşe karşı hassasiyeti olan özel deri hastalıkları mevcut kişilere zaten yapmıyoruz. Bir özelliği de yine karbon peelingin, tüyleri de beyazlatıyor ya, ayva tüylerini. Çünkü aynı zamanda Q-switch tüy sarartma cihazıdır. Yani tüy sarartma cihazı, dövme silme cihazı, leke lazeri, karbon peeling lazeri aynı lazer. Aynı lazer, uygulama, parametre farklarıyla siz ondan farklı sonuçlar alırsınız. Dövmeyi silersiniz, tüy sarartırsınız, karbon peeling yaparsınız ama karbon peeling yaparken o esnada zaten tüyler sararır. Onun da verdiği bir beyaz bir ton. Çünkü biz yakından baktığımızda o ayva tüyleri yüzümüzde biraz koyu renkliyse rahatsız eder. Küçük küçük koyu koyu görünür ama uzaktan cilt tonumuzu etkiler. Onlar beyazladığında uzaktan daha cildin aslında tonunu da mı dengeliyor hocam? Tonu ayrıca dengeliyor. Evet, dengeliyor. Deri tonunu. Evet, bu evet, da çok evet önemli. Gözenekler özellikle temizleniyor. Karbon peeling'de. O yüzden karbon peeling üzerine cilt bakımı üzerine karbon peeling uygulaması da mükemmel bir cilt bakımıdır. Etkili. O zaman kombine oluyor ve etkili oluyor. Tabii biz zaman zaman evet öyle kombine kampanyalar yapmıştık. Karbon peeling üzeri cilt bakımı üstü karbon peeling kampanyası yapmıştık. Bu zaten bomba gibi bir cilt temizleme demek. Evet. Hocam o kadar güzel anlatıyor ki ben de yaptıracağım ve sonuçlarını söyleyeceğim hocam. Kesinlikle yayında söyleyelim. Tabii. Olur mu? Kesinlikle. Aynen. Evet. Hani burada konuşuyoruz. Çok farklı işlemler ama yaptırdıktan sonra gözle görülür, net bir şey gördüğünüzde çok daha rahat bir şekilde bunu sizlere de anlatabiliriz. Tabii. Hocam peki öncesinde sonrasında yani gittik. O gün karbon peeling yapıldı. Hı-hı. Ya da diğerleri, leke lazeri, dermapen, sıcak su, duşa girmek gerekiyor mu ya da ne zaman öneriyorsunuz? Şimdi nelere dikkat edelim? Karbon daha rahat diğerlerine göre ama diğer işlemlerde cilt biraz travmatize oluyor. Sıcak suyu biz birkaç gün, 1-2 gün kadar istemiyoruz. Siz normalde önermiyorsunuz. Ilık suyla yıkanıyorsunuz tabii, her zaman. Sıcak su istemiyoruz. İşlem görsün görmesin. Sıcak su kurutur. Evet. Deride egzama yapar. Yani bu saçınız için de vücudunuz için de çok önemli. Deriyi yaşlandırır bir kere. Daha ötesi yok yani. Evet. Egzama ve deri hastalıkları da ayrı zaten. Kaşıntı gibi problemlere neden olur. Evet. Aşırı köpük kullanmak. Aşırı derecede sıcak su kullanmak yine aynı mekanizmayla dengeyi bozuyor. Derinin dengesini, nem dengesini bozuyor, kurutuyor, kuruyan cilt, mikro çatlaklar ve ne dedik? Oralardan iritanlarla egzama ortaya çıkıyor. Evet, kuruduğu mu için cilt, evet. Aynen, egzama kaşınıyor yani. Kaşınıyor, kesinlikle. Aynen, egzamanın çeşitleri de var. Evet, zaten programda konuşmuştuk. Her hafta farklı bir başlığı ele almaya çalışıyoruz. Hocam, hiç zaman kaybetmeden leke lazerine geçelim mi? Tabii. Yani sadece lekeler için mi uygulanan bir yöntem? Evet. Yine konuşmuş olduğumuz işte kimyasalda, karbonda, dermapende de aynı işlemleri kullanıyor musunuz bu konuşacağımız leke lazerinde? Evet. Tek soru halinde size sorayım, sizi bölmek istemiyorum süreden dolayı. Nedir? Uygun adaylar kimlerdir? Kaç seans yapıyorsunuz? Öncesi, sonrası? Dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Tabii. Şimdi leke lazeri deyince lekeye yönelik kullanılan lazer çeşitlilikleri akla gelir. Yani bir tane cihaz yok leke lazeri. Birkaç tane cihaz var. Bizde de Q-switch leke lazerimiz var. Bu başka lazer türleri de olabilir. Bizdeki Q-switch leke lazeri ne özel olmayacak söylediklerim. Yani leke lazerlerinde özellikle dikkat edilecek noktalar var. Yani nedir? Hastalarımız şunu soruyor mesela, lekesi var. Leke lazeri neden yapılsın, benim lekem gitsin. Hani bir lazer biraz daha hızlı sonuçtur ya. Var mı böyle bir mucizevi böyle işlem? Böyle bir durum var ama özellikle seçilmiş endikasyonda, yani her lekeye biz lazer yapamıyoruz. Hangi lekeleri yapıyorsunuz hocam? Daha keskin sınırlı, hormonal hormon bağlantısının olduğunu düşünmediğimiz melazma gibi ya da işte aşırı esmer tenliler, bunlarda bir de altta yatan hormon bozukluğu olduğunda, melazmaları aşırı derecede silik olduğunda, yani çok keskin olmadığında ve agresif bir leke lazeri yapıldığında
bu şey lazer ters tepebiliyor. Evet. Yani lekesi daha kötü olabiliyor. Yani biz iyileştirelim derken kesinlikle tam tersi arttırabiliyoruz. Yani böyle çok hikaye vardır. Leke lazeri yaptırdım daha kötü oldu. Evet. Klasik hikayedir. Ama yanlış yapılmıştır işlem. Yanlış indikasyon. Evet, yanlış yönlendirilmiştir. Aynen, yanlış bir işlem yapılmıştır. Aynen öyle. Yani her hastaya her lekesi olana leke lazeri yapılmaz. Yani biz aslında onu öngörüyoruz. Mesela lekeye baktığımız zaman biz bunda leke lazeriyle fayda görürüz. Riskli de olmaz. Evet. Deyip hastayı ben öyle leke lazerini alıyorum. Gerçekten de bir veya iki seansta lekeleri yok oluyor. Harika. Ama şimdi ya işte bu hasta çok esmer tenli, silik bir lekesi var. İşte agresif çalışmazsak leke fayda görmez. Az çalışırsak fayda görmez. Agresif çalışırsak ters tepebilir. Bu hastayı leke lazerini almıyorum. O zaman leke mezoterapisi gibi, leke peelingi gibi veya başka yöntemlerle lekeyi yine tedavi ediyoruz. Yani sadece leke tedavisi olarak leke lazeri yapmıyoruz tabii ki. Hani yine başka yöntemler seçmek zorunda kalıyoruz. Leke lazerini yaptığımızda da lekelere yaptığımız atışlardan sonra deride bir yenilenme, lekelerde bir soyulma meydana geliyor. Orada biraz pigment hücrelerini hedef alıyor aslında. Açılma mı oluyor hocam yoksa soyulmayla mı? Biraz soyulma da oluyor ama asıl olarak oradaki mekanizma hani nasıl lazer epilasyon kıldaki melanini görür? Lekenin içerisindeki o melanin denilen koyu lekeye neden olan pigmenti lazer sisteminin görüp yok etmesi. Bir de bu lekeler biraz damarlı olabiliyorlar. Melazmalar özellikle altta yatan bir damar ağı olabiliyor. Bu daha sıkıntılıdır. Evet. Onlarda mesela biraz damar yok edici lazer, biraz leke lazeri kombine çalışmak gerekiyor ve çok hassas çalışmak gerekiyor. Tek işlem değil aslında. Birkaç işlemi birden de uyguladığınız zamanlar oluyor. Aynen öyle. Leke lazerinde de seanslar lekenin durumuna göre bazen 2 bazen 3 seansa kadar yapabiliyoruz. Yine güneşten koruma çok öne çıkıyor. Çünkü zaten lekeye neden olan şey güneş. En çok güneştir. Onun dışında birçok şey var. Daha önceki programlarda saymıştık. O yüzden iyi bir güneşten koruma gerekiyor ve kesinlikle kışın, yani kışın yapılıyor leke lazeri. Evet. Yani en yazın başta yapılmıyor. Kışın yapılması gereken şey. Tam mevsimi. Aynen. Yani leke tedavisinin tamamı kışın yapılmıyor. Mesela leke mezoterapisi çok güzeldir. İğneyle lekenin içerisine işte leke açıcı ürünleri veririz. Onlar yaz kış fark etmiyor. Yapıyoruz bunu ama lazer sistemi işin içine girdiğinde ve uyguladığımız şey de leke lazeri ise o zaman mutlaka kışın yapmak lazım. Evet, Sedef Hocam, bu anlatmış olduğunuz işlemler özellikle leke lazeri için sormak istiyorum. Şey midir, hani böyle kanamalı, ağrılı, sancılı bir değil süreç midir o yaptığınız süre içerisinde ya da sonrasında biz bunu hisseder miyiz birkaç gün? Yo değil. Yani o da karbon peeling gibi daha rahat çalışan aynı cihazla yapıyoruz zaten. Hafif ısı hisseder hasta yaparken o kadar. Evet. Öncesinde sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar yine diğerleriyle aynı mıdır? Daha hafif diyebilirim bunlarda. Yine aynı ama yoğun nemlendirme, güneşten koruma. Fraksiyonel lazer biraz daha agresif olduğu için onu da biz işte antibiyotikli kremler veriyoruz. Aynı gün akşam tabii ki yüzüne kızarma, şişme hafif miktarda olabiliyor. Sonrasında kabuklanma olabiliyor. Yatış pozisyonu önemli mi burada? Yani çok enfeksiyonel, aynen sırt üstü daha iyi olur. Yani işlemli cildimiz hani çok fazla yastığa sürtülme olmazsa daha iyi olur. Karbon peeling ve leke lazerinde bunlar söz konusu bile değil. Yani normal hayatına devam ederler. Ederler, yaz, evet. Hocam şey midir, bu şu ana kadar dermapani birazdan konuşacağız da. Yapmış olduğunuz işlemleri hepsini birden uyguladığınız kişiler var mı? Hepsini birden uyguladığımız çok nadir olur. Ama genellikle bunlar kendi içinde kombinlenirler. İşte bir leke yapıyorsak, leke lazeri, kimyasal peeling belki daha çok. Akne bakımı yapıyorsak, kimyasal peeling, karbon peeling. İze yönelik bir şey yapıyorsak, fraksiyonel lazer, dermapen. Yani bunlar şey, indikasyona göre ve kişiye göre kendi içinde birkaç grup kombinlemeleri yapıyoruz. Çünkü kombine olunca daha etkili oluyor. Neden sordum? Hepsini birden yapmak ağır gelir mi acaba? Tabii yok cilde. Zaten yapmayız öyle bir şeyi. Mümkün değil. Evet. Son bir başlığımız kaldı dermapen. İsterseniz bir mola verelim, sizi soluklandıralım. Sonra 3. bölümle, son bölümle dermapeni konuşacağız. Bir yerlere ayrılmayın.